Dostlar günaydın. Kayseri'den Göksun'a gidip geleceğiz. Şöyle gidiş öncesi bir arabamızın kontrollerini yapalım. Önce lastiklerle başlıyoruz. Şöyle dört lastiğimize birden şöyle havalarını kontrol edelim. Evet. Dördü de iyi. Şimdi motorumuzun yağına suyuna bir bakalım. Ben zaten yeni servis bakımından aracı çıkardım. Dolayısıyla çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Ama her ihtimale karşı yine de ne yapıyoruz? Yağına suyuna bakacağız arkadaşlar. Evet. Su seviyemiz yeterli. Yağına bakalım. Ne yapıyoruz? Aracımız düz bir zemindeyken temiz bir bezle evet kuruluyoruz. Tekrardan içine itiyoruz. Bilmeyenler için tabii ki. Ve çubuğumuzu geri çıkarıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Şuraya kadar ıslanıyor. En üst çizgiye kadar. Yani yağımız yeterli. Suyumuza baktık. Yağımıza baktık. Lastiklerin havasını kontrol ettik. Tacım motoru bir çalıştırır mısın? Şöyle motorun sesini bir dinleyelim. Öbür taraftan geç. Motorun sesini şöyle bir dinleyelim. Anormal bir yer var mı? Sallanan bir yer var mı diye. Evet. Boşal. Nasıl? Evet, debriyaja bas, boşal. Ya Allah bismillah de. Hadi bas. Göstergelerin sönmesini bekle. Evet, çalıştırırken kesinlikle dizel arabaya gaz vermiyoruz arkadaşlar. Evet. Sesiyle ilgili de herhangi bir problem yok. Motor kablomuzu kapatabiliriz. Bir de fren hidrolüne bakalım. Fren hidrolüne de bakmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar içinde yağ gözüküyor. Onun da seviyesi gayet yerinde. Artık yola çıkabiliriz. Motorumuzda tozlanma, kirlenme var. Onun temizliğini ayrıyeten size kuru temizlik olarak öyle bir çalışma yapacağız dostlar. Hadi ayet-i kürsümüzü okuyalım ve yola çıkalım dostlar. Evet arkadaşlar yola çıkmadan önce de yakıtımızı fulleyeceğiz. Gelince de tekrar fulleyeceğiz. Aynı zamanda da bir en son güncel olarak ne kadar yakıyor onun bir hesabını yapacağız. Evet. 260 liralık aldık dostlar. Şimdi arkadaşlar sıfırlamamızı da yapalım. Trip, evet trip 1 mi? Basılı tutuyoruz biliyorsunuz tuşa ve sıfırlıyor. Artık şimdi yolculuğumuza çıkabiliriz dostlar. Hadi ya Allah. Bismillah. Evet arkadaşlar Kayseri'den çıktık çıkalı 53 kilometre yol yaptık. Hava güzel. 15 derece civarlarında. Ekim ayındayız. İsterseniz biraz Courier'dan bahsedelim. Courier'ın bu zamana kadar yani bir senedir, 1,5 senedir bende. 1 sene 4 aydır falan. Hani genel anlamda yani arabaya alıştık. Çok alıştık hatta. Sevdiğim taraflarını söyleyecek olursam ön camın genişliği, tavanın yüksekliği yani bunlara çok alıştık. Tavanı alçak arabalara, normal otomobillere bindiğimizde bir tuhaf geliyor. Ama şunu söyleyeyim. Bir normal otomobil konforunda değil. Yani otomobilin konforu başka. Ama alıştıktan sonra da çok arıyor musunuz? Aramıyorsunuz. Yani hem performans anlamında hem yani yol tutuş anlamında yani özellikle de yani birçok modele biniyoruz. İşte Fluence'inden tutun Hyundai'na, Passat'ına kadar
çok fazla aradığımız söylenemez. Tabii çok yüksek hızlara da çıkmadığımız için çok fazla arada fark göremiyoruz. Tabii konforu elbette Passat'la kıyaslanmaz ama bence yani ben aramıyorum şahsen, onu söyleyeyim. Yani sevmediğim tarafa ya da şunu söyleyeyim, sevmediğim taraftan ziyade bu zamana kadar araç bana sıkıntı çıkardı mı? Evet, araç her araç gibi sıkıntı çıkardı. Bozulmayan araç yoktur. Bozulma demeyelim aslında, şöyle sorunu en çok problem yaşadığım sıkıntısı şu, sevmediğim yönü arabanın ön farını, daha doğrusu yanına geldiğim zaman kilit mekanizmasını uzaktan kumandayla açtığım zaman ön farı yanıyor. Dolayısıyla da durduğu yerde akşama kadar bir hafta boyunca açıp kapadığım zaman arabayı çalıştırmadan aküyü bitiriyor. Bu yönünü sevmiyorum ve bu durumda maalesef kapatılamıyor arkadaşlar. Yani bu her merkezi kilit açıp kapandığında olmuyor. Kapıyı her açtığınızda ön far ve arka farlar yanıyor. Dolayısıyla da bu, eğer arabayı böyle bir hafta boyunca kapılarını açıp kaparsanız aküyü bitiriyor. Bunu sevmiyorum ve düzeltilemiyor. Olayını da servisten teyit ettim. Maalesef yapılamıyor. Mantıksız bir iş olmuş. Neden mantıksız? Tamam, gece yansın mantıklı ama gündüzün yanması hiç mantıklı değil. Küçük bir sensör koyup gündüzü geceyi algılattırmak bu kadar zor olmaması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle de bir durum var. Ekstra eklenebilir bir özellik olur mu? Sanayide, dışarıda, elektrikçilerde yapılabilir mi? Hiç araştırmadım. Yapılacağını düşünüyorum ama çok fazla da orijinalliğini bozdurmayı sevmiyorum. Çünkü kablolar kesecekler, bilmem ne yapacaklar, düzgün işlik yapmayacaklar. Çok hoşuma gitmiyor. Yani arabanın arıza olarak da şöyle bir durumu var. Sağ ön camdan, köşeden 120-110 kilometrede ıslık çalıyor arkadaşlar. Yani bir rüzgar sesi geliyor. Camda boşluk mu var yoksa yani bir yerde ya camın silikonunda bir boşluk var ya da yapısal olarak bir problem var. Bu da gerçekten rahatsız edecek seviyede. Yani hiç hoş olmuyor. Hani idare edelim falan şeyinde gidiyorsanız, ha, müzik dinlemeyi seviyorsanız giderken duyulmuyor müzikte. Ama müzik dinlemem yok benim giderken sade bir yolculuk yapıyorum diyorsanız kafanızı ütüleyecek seviyede maalesef öyle bir sorunu var. Bunlar çok sorun mu? Yani bu arabayla ilgili çok sıkıntılı şeyler mi? Elbette ki değil. Yani zamanla bu ses olayını bir şekilde çözülür. Bu ön farın açık kalma olayı da ona göre davrandığınız zaman araca yani gayet güzel, geniş, güzel bir şekilde binebiliyorsunuz. Yani memnun kalıyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Deli olanlar niye yavaşladı? Bir şeyler oldu da. İşletme maliyetine gelecek olursak da arkadaşlar, yıllık vergisi 600'den 600 küsürden işte 1200 lira civarında, sigortası yine o bantta 600 lira civarında ve kaskosu da 1100 lira civarında. Bu tip arabalara kaskosuz binilmeyeceğini her defasında söylüyorum. Tabii ki tercih ve bütçe meselesi. Onun yanında servis maliyetleri. Ben servise bu arabayı serviste yaptırıyorum. Aslında kendim yağını, suyunu, ıvırını değiştirebilirim. Çok basit. Her şeyini öğrendim. Ama ya bir hesap ediyorum. Neredeyse yağ, ıvırı, zıvırını aldığım zaman yani benim uğraşmama değmeyecek şekilde bir fiyat veriyorlar. Mesela geçen gün bir yağ bakımına götürdüm daha yeni. Hani dedim ya sabah yeni çıktı diye, işte 2-3 gün oldu. Çarşamba gün götürdüm. Şu anda pazardayız. Yağ filtresi, yağ, mazot filtresi yok bu arada. Hava filtresi, polen filtresi dahil arkadaşlar 599 liraya yaptırdık. Fiyat da gerçekten gayet uygun. Dışarıya 2-3 otopratiğe sordum. O 550 lira dedi. Sanayiye sordum. Şey hariç, dediğim bir mazot filtresi hariç dışarıda da 450 lira civarındaydı.
O yüzden yetkili servisi yaptırıyorum. Birincisi orijinal parçalar kullanılıyor. İkincisi gönül rahatlığıyla servise teslim ediyorum. Üçüncüsü ise yarın bir gün satarken zaten arabanız temiz olduktan sonra fişlerini de sürekli serviste yaptırdığınızı belirttiğinizde alıcı için bu olumlu bir durumdur. Dolayısıyla satarken de rahat etmiş hem de kullanırken de rahat etmiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen bütçe ve tercih meselesi. Yaşını doldurmamış, garantisi bitmemiş araçlarda bu fiyatlar yüksek olduğunu hemen belirteyim. Ama garantisi bitmiş araçlarda fiyatlar, bakım fiyatları bayağı düşük oluyor dostlar. Yakıtına gelecek olursak da yakıt ve performans gerçekten çok iyi. 5.5 ile 6.5 arası değişiyor. Ben otomanda 120 bandından aşağı düşmem. 120-130 arası ve dolayısıyla işte şehir içinde falan bindiğimde ortalaması 6 litreye falan geliyor. Bu da gayet iyi. Ha, bu arada ben ekonomik modda sürüyorum. Performans modunda bu biraz daha artabilir dostlar. Estetik anlamında da araç bence sınıfının en yakışıklı arabalarından bir tanesi de bu. Görecelidir. Ben arabanın tipini seviyorum. Gerçekten dıştan gayet yakışıklı. Göğüs olarak da benim hoşuma gidiyor. Yeni çıkanlarda multimedyası vesairesi de var. Koltuk ısıtmasından tutun. Yani bir tek otomatiği yok arkadaşlar bu arabanın. Bir de otomatiği olsaymış tadından yenmez bir araç olacakmış ama biliyorsunuz bütün özellikler maalesef alacağınız ne ürün olursa olsun hepsi bir arada olmuyor. Olursa da zaten ulaşılmaz seviyelerde oluyor. Ön cam ısıtması benim için olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Maalesef bu araç için benimki Titanium Plus'ta araç ön cam ısıtması ve koltuk ısıtması var. Çok soğuk memlekette yaşıyorsanız Titanium Plus modelini tercih etmenizde fayda var dostlar. Peki hadi devam edelim bakalım Göksun'a doğru. Arkadaşlar Pınarbaşı'na geldik. Pınarbaşı'nın göleti gördüğünüz yer. Hemen sağ tarafımızda Pınarbaşı. Pınarbaşı'ndan artık doğu tarafına doğru gidersek Pınarbaşı'na güney tarafına doğru Göksun'a ilerleyeceğiz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bakın düz gidersek Sivas Malatya, sağ tarafa doğru gidersek de Kahramanmaraş, Gaziantep'e doğru şu ayrıntımdan devam ediyoruz. Burası yoktu, sonradan yapılmış. Güzel olmuş. Evet. Sarız, Kahramanmaraş yolu buradan sapıyor dostlar. Evet, Batman'a vesaire. İşte Doğu'nun yolu burası. Aynen köprüyü bitirmişler. Evet bakalım hadi devam. Evet arkadaşlar ne kadar enfes değil mi? Hele aşağıdan suyu hiç görmeyin. Evet aşağı tarafı görmeyin dedim ama görün dostlar. Görün. Çok şükür. Ülkemiz gerçekten cennet diyebilirim. Hazır bu suyun derenin kenarına inmişken de kahvaltımızı yapalım, çayımızı içelim. Molamızı verdikten sonra evet ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar Sarız'a 7 kilometre kaldı. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı, çorbamızı içtik. Yola devam ediyoruz. Sarız'a doğru devam ederken bir geçit geçtik. Geçidin ismini tam bilmiyorum ama 40 bilmem neyli bir geçitti. Ondan öncesinde de Kıskaçlı Et lokantası vardı. Çok meşhurdur bu taraflarda. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse o Kıskaçlı Et lokantasına uğramanızı tavsiye ederim. Kayseri'den oralara kadar gelip o mekanda yemek yiyip geri dönen insanlar var. Bunu da hatırlatmadan size geçmek istemedim. Taha yan taraftan güldü.
Bunu yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi de Ömer arkadaşım. Yani et için, boğaz için, Urfa kebap için Urfa'ya, Adana için Adana'ya, yani ne yemek varsa sırf o yemek için oraya giden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Buradan Ömer'e selam olsun. Hadi bakalım. Göksun'a devam ediyoruz dostlar. Evet arkadaşlar, az kaldı 143 kilometre. Demin 97 falan demiştim ben, değil, 197 kilometreydi. Tufan Beyli nereden çıktı? Tufan Beyli'ye yol sapıyor, oradan aklıma geldi. Evet, Göksun 35 kilometre kaldı. Toplamda yanılmıyorsam 197 kilometreydi. Evet, az kaldı Göksun'a. Hadi bakalım. Göksun'a geldik dostlar. Hadi şehir merkezine girelim. Arkadaşlar ilginç bir şey gördüm. Bakın slash makinesi ruloyu bu şekilde yapıyormuş dostlar. Şehircisinde döndürüyor. Oh,
Onun sınıfı ne?
arkadaşlar, gezdik, tozduk. Biraz işlerimiz vardı, onları hallettik. Akşam oldu. Saatler 17.55. Artık Kayseri'ye dönüş vakti geldi dostlar. Hadi bakalım. Toplamda da 201 kilometre yapmışız. Gidinceye kadar herhalde bir 200 daha yaparız. 190 kilometre falan. 400'e yaklaşır. Hadi bakalım. Kayseri 182 kilometre diyor. Göksu'na girişte bu vadinin içi az önce videoda izlediğiniz gibi enfes pastel renkler barındırıyor. Sonbaharda inanılmaz keyifli bir yolculuk yaptırıyor bizlere bu renklerle. Evet, manzara mükemmel. Devam edelim. Evet dostlar, tekrar aynı petrolden yakıtımızı doldurduk. Yaklaşık tahmin ettiğim gibi 140-150 liralık yakıt aldı. Devam edelim. Etebildiğin kadar et abi. Arabi de etler. Evet, birazcık zorladık. 156 falan oldu. Dediğim gibi 150 liralıkla işlem tamam dostlar. Arkadaşlar, aracımız 380 kilometrede 150 lira yakıt yaktı. Ortalamasına da bakacak olursak 100 kilometrede 5.8 yakıyor. Yani 39 kuruşa 40 kuruşa falan geliyor arkadaşlar kilometrede. Gayet de uygun, iyi, gayet de güzel dostlar. Yakıtın hele ki 7 lirayı, 8 lirayı bulduğu şu günlerde arkadaşlar. Peki, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.